Tüm Yeditepe Üniversitesi ailesine iyi akşamlar. Bugün Yeditepe Üniversitesi'nin Sayın Rektörü Canan Hoca'nın önderliğinde Yeditepe Üniversitesi hastaneleriyle birlikte Sürdürülebilirlik Grubu'nun kurucusu ve idamesi için canhıraş çalışan Yeşim Hoca'nın sayesinde bir toplantı planlandı. Toplantının konusu olarak da son 100 yılda teknolojiyle beraber göz ardı edilen insan faktörünü vurgulamak ve bunu konuşmak istedik. Çünkü son yıllarda kişinin öneminin öne çıktığı, sağlıkçının da bir sağlığının olduğu, hepimiz tarafından başkalarına tavsiye eden çok kendimize de bu tavsiyelere ihtiyacımızın olduğu bir dönemi geçirdik ve bundan sonra da daha yoğun geçireceğiz. O nedenle hep önemsediğimiz ama çok ertelediğimiz bir konuyu, sağlıkçının sağlığını konuşmak üzere buradayız. Açılışı yapmak üzere Sayın Rektörümüz Canan Hocamızı davet ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz desteği ve yol göstericiliği için. Çok teşekkürler Hatice Hocam. Sağ olun. Gerçekten hep birlikte çok önemli bir konuda bir aradayız. Herkese ben hoş geldiniz diyorum. Tüm katılımcılara. Öncelikle Hatice Hocam'ın bu sürdürülebilirlik başlığı altında sağlık konusundaki sürdürülebilirlikte gerçekten önemli bir görev üstlendi ve üniversitemizde bunu ikinci toplantıyla devam ettiriyoruz. Ben Yeşim Hocama da çok teşekkür ediyorum. Üniversitemizde sürdürülebilirlik üzerine çalışan ve bütün ekibi toplayan rektör yardımcımız kendisi. Tekrar ona da teşekkür ediyorum. Hakan Hocam'la uzun süredir bir aradayız. Kendisine ruh sağlığımızı emanet ediyoruz. Ve bu günlerde aslında en çok ihtiyacımız olan ve giderek önemini daha çok hissettiğimiz bir konuda bizi tekrar destekleyecek. Nazlı Hanım'la da uzun süredir sağlık konusunda bir aradayız. Aslında Hatice Hocam'ın söylediği gibi en önce kendi sağlığımız, sağlıklı olmamız lazım ki sağlık verebilelim. Ve kendimizi korumamız gerekir ki sürdürebilelim. Hepinize keyifli toplantılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler hocam. Sıralamada şöyle bir plan yaptık müsaade ederseniz. Önce hepimizin en az önemsediği ruh sağlığımızla başlayalım dedik. Sonra Işıl Hanım'dan, Işıl hocamızdan aslında bir iş yeri hekimi gözüyle bizim neleri atladığımızı ve neleri önemsemediğimizi bize içeriden bir göz olarak uyarsın bize iletsin dedik. Sonra da hep geçiştirdiğimiz o beslenmemizi Nazlı Hanım bir hem içeriden biri hem de bu işin uzmanı olarak bir bizimle ilgili gözlemlerini iletsin dedik. Tabii bu konunun asıl bağlanacağı yerde tabii iyi olma hali. O da Yeşim Hoca'nın konusu ve ilgi alanı ve bize o konuda bize global bir bakış açısıyla fikrini ve önerilerini iletsin dedik. İlk konuşma için müsaade ederseniz hocam Hakan hocamızı davet ediyoruz. Soruları olursa Canan hocam, Yeşim hocam dinleyicilerimizin chat box'a yazabilirler dedik. Ama söz vermek istediğiniz bir hocamız olursa da bağlantı kurabileceğiz inşallah. Çok teşekkürler, sağ olun. Buyurun Hakan hocam. Merhaba, çok teşekkür ederim Canan Hanım'a ve size bu organizasyon için. Çok işe yarayacağını umuyorum ben de. En azından başlangıç olur ve sürdürebiliriz diye umuyorum. Ben aslında bir özet yapacağım. Çok uzun konuşmak istemiyorum. Bu özette şöyle şeyler söylemeyi düşünüyorum. Bir sunum hazırladım. Bir, neyle karşı karşıyayız? İki, böyle bir şeyle karşılaştığımızda ne oluyor bizde? Sonra da buna karşı ne yapabiliriz? Ne tür önlemler alabiliriz? Özet olarak bunu anlatmaya çalışacağım. Aslında başlığını da zor zamanda ruh sağlığını korumak olarak koydum. Ve şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Bu korona meselesiyle ya da COVID-19 meselesiyle ilgili biliyorsunuz bu
Çin'deki Wuhan'daki hayvan pazarı suçlandı başlangıçta. Ama bizim ülkede de Lupo satın alan arkadaşımız çok fazla suçlandı bu koronavirüsün yayılmasından dolayı. Fakat anladığım kadarıyla dünya çapında bir sorunla karşı karşıyayız ve hemen bitecek bir sorun gibi görünmüyor. Bunun nedeni burası Amazon ormanları ve giderek ağaçlar yok oluyor. Fosil yakıt kullanımı devam ediyor. Ve iklim değişikliği sonucunda buzullar giderek eriyor ve dünyamız artık başka bir yere doğru evriliyor. Eğer önlem almazsak sanırım bu koronavirüs değil de başka bir virüs olarak tekrar karşımıza çıkacak. Bu da bir başka örnek. Bizdeki kuzey ormanları biliyorsunuz otoyol dolayısıyla domuzlar boğazdan karşı karşıya geçmişlerdi bu otoyol inşaatı sırasında. Yani doğanın dengesinde bir değişiklik oldu ve biz bazı tehlikelerle artık daha çok karşılaşacağız. Bunlardan biri de bu meşhur spike proteinli SARS-CoV-2 virüsünün bildiğimiz görüntüsü. Şimdi bu pandemi başlayınca neler oldu? Bu görüntü yurt dışından. Sokaklar boşaldı. İnsanlar evlerine kapandı. Burası da bizim İstiklal Caddemiz gördüğünüz gibi. Hiçbir zaman bu halde göremeyeceğimiz gündüz vakti İstiklal Caddesi bu haldeydi. Bu pandemi süresince uzun süre. Ve şöyle bir tabloya alıştık. Bu tabii bugünün tablosu değil. O yüzden hani dikkat etmeniz için koymadım ama hani böyle bir rengi, bu turkuaz rengi. Ve oradaki sayılara kilitlendi birçok insan. Ve bu süreçte en çok cephede savaşanların başında tabii ki sağlıkçılar geldi. Neredeyse tükenme düzeyine varan çok uzun çalışma süreleri ve tehlikeyle karşı karşıya kalarak çalıştılar. Bunun tabii bir karşılığı olsun diye insanlar bizi desteklemeye çalıştı biliyorsunuz. Balkonlardan sanırım birkaç gün süren bir destek oldu. Yurt dışında da benzer şekilde sağlıkçıları destekleyen bir takım kampanyalar yapıldı. Teşekkürler kahramanlarımız dendi. Fakat sonunda sağlıkçılar yine bu şeyle tehlikeyle baş başa kaldı ve esas olarak cephenin ön saflarında onlar çarpıştı. Sorun buydu ve bu tabii hayatımızı çok değiştirdi. Karantina dolayısıyla evlere kapanmalar nedeniyle biliyorsunuz eğitim hayatı tümüyle aksadı bir ölçüde. Fakat bunu telafi etmeye yönelik neyse ki online çabalar hazırdı. Bu çok önemli. Çünkü eskiden olmayan bir takım olanaklara sahiptik bu salgın sırasında ve bu olanakları da bence çok iyi kullandık. Bunlardan biri de bu online eğitim verme, hatta sağlık hizmeti verme olanağıydı. Biz de hastanemizde ilk başlarda yüz yüze yapamayacağımız görüşmeleri online olarak bir süre, çok kısa bir süre devam ettirdik ama sonra yüz yüze görüşmelere tekrar geçtik. Bu da bir havaalanı görüntüsü. Gördüğünüz gibi hiçbir zaman olmayacağı kadar boşaldı havaalanları. Yani ülkeler arası transferler çok azaldı. En önemlilerinden biri de insanların birbirleriyle ilişkilerinde kopukluk meydana geldi. Özellikle tehlike altında olan ve ilk günler özellikle kayıpları çok fazla olan yaşlı nüfus, bir yandan da kendinden sonraki kuşakla görüşememenin acısını da yaşadı ve gençler de sonraki kuşaklara uzaktan bakmanın, uzaktan el sallamanın acısını yaşadı ve ortaya bir dehşet tablosu çıktı aslında. Bu dehşet tablosunun tekrarlayayım. En önemli, bu savaşın en önemli kısmını aslında sağlık çalışanları üstlendi. Bu sağlık çalışanlarının içinde tabii ki hekimler, hemşireler, hasta bakıcılar, taşıyıcılar, şoförler, yani hemen hemen bütün sağlık çalışanları büyük bir fedakarlıkla çalıştı. Diğer kısma geçerken şunu da vurgulama ihtiyacı duyuyorum. Çünkü başlığımız biliyorsunuz ruh sağlığını korumak. Bunun bir eski bir alışkanlıktan gelen bir şey olduğunu söylemem gerekiyor. Aslında tabii ki ruh ve bedenin aslında birbirinden ayrılmaz bir şey olduğunu. Bizim ruh dediğimiz işte düşünce, duygu, davranış ve benzeri dışarıdan görülen şeylerin aslında bedenin ve beynin faaliyetlerinin bir sonucu olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bizim nerede yaşadığımız, nasıl bir ortamda yaşadığımız sadece bedenimizi değil ruhumuzu, yani bütün olarak kendi dediğimiz yapıyı, kendimizi, insanı, organizmayı
etkiliyor. Örneğin şöyle bir yerde, biz çok fazla stresle karşılaşmıyoruz. Çünkü oraya tatil için gitmiş oluyoruz ya da yerleşmiş oluyoruz. Ama şöyle bir yerde yaşıyorsak, organizmanın ya da kişinin başa çıkması gereken uyaran sayısı, güçlük sayısı artıyor. Buna biliyorsunuz aslında stres ya da zorlanma Türkçesi diyebiliriz. Zorlanma olunca ne oluyor? Çok şey oluyor aslında ama kabaca stres ya da zorlanma dediğimiz şey beyinde özellikle hipotalamus, hipofiz ve adrenal ekseninde faaliyeti artırıyor. Ne oluyor? Burada gördüğünüz gibi hipotalamus aslında birçok çekirdekten oluşan beynin ortasında bir organ. Bir zorlanmayla karşılaştığında diğer beynin orta bölgesindeki ve ön bölgesindeki kabuktaki sistemlerle ilişkiye geçerek vücudu uyarıyor. Diyor ki, örneğin hipotalamus hipofize bir hormon salgıla ve tehlikenin farkında ol, vücut ona göre harekete geçsin diyor. Bu hormon biliyorsunuz kortikotropin releasing hormon dediğimiz ASTH'yi serbestleştiren hormon. Hipofizden bunun salınmasına yol açıyor. Hipofizden ASTH salınınca böbrek üstü bezlerinden de bildiğiniz gibi glikokortikoidler salınmaya başlıyor ve vücudun tüm organları bu strese ve zorlanmaya karşı bir direnç geliştirmeye çalışıyorlar. Bunun içinde kalp var, damar yapıları var, karaciğerimiz var, kaslarımız var, yağ dokumuz var. Bütün bunlar zorlamayla başa çıkacak şekilde örneğin yağ depomuz enerji biriktiriyor. Kalbimiz daha hızlı ve güçlü atmaya başlıyor. Damar yapımız ona göre bir direnç kazanıyor. Bütün bunlar aslında akut dönemde bizim için yararlı şeyler. Yani stresin yarattığı, zorlamanın yarattığı tehlikeye karşı ruhumuz ve bedenimiz birlikte bir cevap oluşturuyor. Bu cevap burada gördüğünüz gibi yukarıdan aşağıya strese karşı vücudun direncini artıracak bir fiziksel, fizyolojik yanıta yol açıyor. Dolayısıyla aslında bir yaşantı, dışarıda olan bir şey, yani maddi olmayan bir şey, yani bir duygu, bizde aslında maddi bir şeye, somut bir şeye yol açıyor. Bunu kısaca şöyle de anlatabiliriz. Sağdaki şemada gördüğünüz gibi solda bir tehlike var. Bu tehlike hali bir ayı gördüğümüzü düşünelim gezmedeyken. Bunu algıladık gözlerimizle ve sesini duyduk. Ayının bağıran sesini duyduk. Birkaç sisteme bu bilgi iletiliyor. Özellikle amigdala dediğimiz tehlikeyi algılayan, haber veren sisteme. Ama diğer sistemlere de, örneğin beyin kabuğunun belli bölgelerine gidiyor. Ve iki tepki gelişiyor. Bir, amigdalanın tetiklediği otomatik bir tepki ortaya çıkıyor ve organlara hemen harekete geçin diyor. Dolayısıyla tehlike halinde ne oluyorsa, yani kalbimizin hızlanması, akciğerlerimizin genişlemesi, nefes alma ihtiyacımızın artması, kaslarımızda uyuşmalar, baş dönmeleri gibi belirtiler ortaya çıkıyor. Fakat biz o sırada eğer beyin kabuğuna giden bilgiler sonucunda aslında onun bir ayı olmadığını, belki oradan geçen bir yabancının elbisesini gördüğümüzü fark edersek, bu bilgiler beyin kabuğu tarafından da doğrulanırsa, ketleyici, baskılayıcı sistem harekete geçiyor ve bize diyor ki sakin olun ve bütün bu belirtiler normale dönüyor. Fakat eğer bu stres devam ederse, zorlanma devam ederse, bir tehlike halini algılamayı sürdürürsek birçok belirti ortaya çıkıyor ve biz bunu belirtilerinden tanıyoruz. Nedir bunlar? Fiziksel, davranışsal, duygusal, zihinsel belirtiler ortaya çıkıyor. Hepsini saymayacağım ama birkaç örneğin hepimizin hayatımızda yaşadığı yorgunluk, baş ağrısı, uykusuzluk, kas gerginliği gibi birçok belirti fiziksel belirtileri oluşturuyor. Zihinsel belirtiler arasında konsantrasyon kaybı var. Mesela bir olaya odaklanamama ya da karar verememe ya da çok fazla düşünme belli konular üzerinde, ruminasyon dediğimiz yani geviş getirme şeklinde bir sonuca ulaşmaya, tekrar tekrar belli konuları kafamızdan geçirme, mizah duygusunu kaybetme gibi sonuçlar ortaya çıkıyor. Duygusal düzeyde ise en sık rastladığımız belirtiler özellikle kaygı, anksiyete dediğimiz belirti. Bunun tabii sebebini bilmediğimiz bir huzursuzluk hissi, belki öyle tarif edebiliriz. Sinirlilik hali, sürekli bir diken üstünde olma hali. Stresin uzun sürmesi halinde de depresyon. Yani giderek zevk veren şeylerden uzaklaşma, bir kayıtsızlık hali, bir şeyden zevk alamama ve ona eşlik eden belirtiler ortaya çıkıyor.
Davranış düzeyinde de biz ona kişinin yerinde duramaması, bir takım huylar edinmesi, tırnak yemesi, fazla yemek yeme, sigara ve içkiye başvurma, ağlama, çabuk küfür etme, suçlama gibi belirtilerle görüyoruz. Dolayısıyla zor bir durum beyni etkileyerek fiziksel, zihinsel, davranışsal belirtilere yol açıyor. Peki buna karşı ne yapmamız gerekiyor? Son zamanlarda en çok kullanılan terimlerden biri dayanıklılık terimi, psikolojik dayanıklılık, resilience denen. Bu aslında bir fizik terimi, yani bir cismin üzerine bir basınç uyguladığımızda onun eski haline gelme gücüne aslında dayanıklılık diyoruz. Fakat psikolojik dayanıklılık dediğimiz şey ise tersliklere karşı, bir takım talihsizliklere karşı uyum sağlama ve eski halimize dönme yeteneğimize de psikolojik dayanıklılık diyebiliriz. Eğer bir olayı anlıyorsak, onu yönetebiliyorsak ve anlamlı bir şekilde değerlendirebiliyorsak, o olayı dayanıklı bir şekilde karşı çıkabiliyoruz, ona karşı bir tepki oluşturabiliyoruz. Fakat dayanıklılık deyince şu yanlış anlaşılmamalı. Yani hiç zorluk yaşamamak değil, tersine aslında dayanıklılık zorlukların olmasını kabul etmek demek hayatta. Çünkü travmalar, duygusal acılar, sıkıntılar her zaman var. İkincisi, dayanıklılık öğrenilen bir şey, öğrenilebilen bir şey. Tabii bazı kişiler doğuştan, genetik olarak biraz daha dayanıklı olabilirler. Ama tıpkı bir kası çalıştırarak güçlendirmek gibi aslında psikolojimizi de güçlendirmek mümkün. Bunun için önerilen birkaç şey var, onlara kısaca değineceğim. Bağlantı kurma, yani yalnızlık yerine diğer insanlarla bağlantı kurma, sağlığını koruma. Zaten bugünkü konumuz bu, esenlik dediğimiz şey, bunu minvalde zaten konuşacağız. Sağlıklı düşünme alışkanlıkları edinme ve olan biteni anlama diyebileceğimiz faktörlere bağlı. Özellikle o yüzden birkaç tane dayanıklılığı artıran şeyden söz edeyim. Birincisi, ilişkilerinizi öncelik sırasına koymak. Yani anlayışlı insanlarla, sizi anlayan, empatik, eş duyumlu insanlarla birlikte olmak. Bir gruba katılmak, özellikle bir takım sosyal çalışmalara, sosyal gönüllü kuruluşlara katılmak ve o tür insanlarla birlikte olmak. Sağlığını korumak, bunu söylemiştim. Mesela bedeninizi korumak da bunlardan biridir. Yani ruhsal sağlık ve bedensel sağlık birbirinden aslında ayrılmaz şeylerdir. Yine bugün söz edeceğimiz uygun beslenme bunlardan biri. Farkındalık dediğimiz şey giderek günümüzde çok çalışılan bir şey. Terapilerde de çok kullanılıyor. Yani nasıl geçiyor hayat, nasıl zihnim nasıl akıyor, nasıl mola veririm, nasıl dinlenirim, benim kafamda neler oluyor. Bunu biraz günlük tutma, bazen meditasyon gibi yöntemlerle de yapmak mümkün. Üçüncüsü de tabii ki alkol ve benzeri şeylerden kaçınmak. Bütün bunlar ilk başta çünkü çok çekici gelebiliyor birçok insan stresle, özellikle bazı maddelerle, alkolle başa çıkmaya çalışıyor. Fakat bu bir kısır döngü oluşturuyor. Dolayısıyla bu hissi ortadan kaldırmak değil amaç. Yani stres oluyor, ben kendimi kötü hissetmeyeyim değil. Olayı anlamak ve çözümcü bir tutum takınmak aslında önerilen. Bunu yapmak için de bir takım amaçlar edinmeniz lazım. Bunların başında da başkalarına yardım etmek geliyor. Dolayısıyla aslında sağlıkçılar çok büyük bir stres altında olsalar bile aslında bir yandan da dayanıklı kişiler oluyorlar. Çünkü en büyük güçlerden birine sahipler. Yani başkalarına yardım etmek gibi bir güce sahipler. Üstelik bir topluluğun parçası olarak çalışıyorlar sürekli olarak. Dolayısıyla aslında bir yandan da evet çok tehlikeyle karşı karşıya, çok stresle karşı karşıya oluyor sağlıkçılar ama bir yandan da bununla başa çıkma güçleri de birçok gruba göre daha fazla. Ön alın diye bir şey var. Yani önceden bir takım sorunları belki tespit etmek, onları karşılamak için bu sorun konusunda ne yapabilirim düşüncesi. Ve bir takım hedefler geliştirmek gerçekçi olarak. Eğer ne yaparsanız daha iyi olacaksanız, kayıp bile olabilir bu. Yani bir yakınınızı kaybetmişseniz yapacağınız şey oturup sürekli yas tutmak değil, tam tersine benzer kayıpları yaşayanlarla belki bir araya gelmek, sıkıntıları, acıları paylaşmak olabilir. Ve tabii ki sağlıklı düşünceler. Buna birazdan birkaç örnekle değineceğim. Örneğin yukarıdan bakmak olan bitenlere. Yani her şey bir felaket olmak, o anı hep sürecekmiş gibi düşünmek yerine hep ola gelen bir takım sıkıntıları fark etmek ve nasıl başa çıkıldığını, geçmişte de nasıl başa çıkıldığını görebilmek ve onun sonuçları konusunda gerçekçi bir düşünceye sahip olmak. Ve değişimi kabullenmek. Yani hayat hep düzenli gitsin, hiç sorun olmasın, hep aynı şekilde gitsin değil de
değişim hayatın bir parçası ve ben bunu fark edip nasıl başa çıkabilirim diye umutlu bir şekilde bir bakış açısı edinmek ve tabii ki en önemlilerinden biri de yardım aramak. Çünkü her zaman her şeyle tek başımıza başa çıkamayabiliriz. Başta da söylediğim gibi bağlantı kurma örneğin başa çıkmanın önemli ilkelerinden birisi. Ama başa çıkmak için de sadece aile çevremizle, arkadaşlarımızla değil, gerekirse bu işle uğraşan profesyonel kişilerden, psikoterapistlerden, psikiyatristlerden yardım almak da bunlardan biridir. Süreyi çok uzatmadan kabaca dayanıklılığı böyle artırabiliriz ama birkaç örnek vererek ben aslında bunu tamamlamak isterim. Şimdi düşünme tarzımızı değiştirmek için bize de çok gelen bazı vakalarda gördüğüm örnekler var. Mesela en mükemmel olmaya çalışmak. Mesela sağlıkçılarda çok rastladığım bir şey bu. Hata yapmamaya çalışmak. Bu tabii çok iyi bir şey ama sürekli mükemmel olmaya çalışmak çok yorucu bir şey ve çok da insanın doğasına, dünyaya aykırı bir şey. Dolayısıyla en iyi yapmaya çalışmak diyebiliriz ona. Hatta buna biz yeterince iyi annelik diyoruz mesela. Yani bir anne mükemmel olmaya çalışırsa aslında iyi bir anne olamaz. Çünkü çocuğun inisiyatif geliştirmesine izin veremez, onun hatalarını kabul etmez, sürekli yargılar, eleştirir. Dolayısıyla yeterince iyi olmak, elimizden geleni yapmaktır. İkincisi, olup bitenleri dışarıdan gelen bir şey olarak değil, içsel bir şey olarak değerlendirmek. Yani insanın mutluluğu bana başkalarının yaptığı değil aslında, benim ne yaptığım olarak değerlendirmek gerekir. İnsanlarla ilişkilerimizde de onları kırmamaya çalışmak yerine düşüncelerimizi ifade etmek, kendimizi ifade etmek, yani bir asertivite, bir girişkenlik göstermek en koruyucu faktörlerden biri. Öyle olmadığında mesela onaylanmama halinde yetersizlik duygusu gelişebiliyor. Oysa onaylanmamak o davranışın aslında yanlış olduğunu söylemektir. Yani kişisel bir onaylanmama olarak almamak gerekir ve ilişkileri de bunun üzerinden kurmak gerekir. Bütün ilişkileri fedakarlığa dayalı olarak, hep vermeye dayalı olarak kurmamak gerekir. Çünkü ilişkiler aslında almaya ve vermeye dayalı, alışverişe dayalı bir şeydir. Eğer biz beğenilmek için, onaylanmak için, sevilmek için sürekli verdiğimizi düşünürsek, süre sonra o ilişki zaten çok aksamaya başlar ve toksik bir ilişki haline gelir ve öfke birikir. Dolayısıyla verdiğimiz kadar almayı da öğrenmemiz gerekir. Kendini düşünmek kötü bir şey değildir. Kendini düşünmek aslında iyi bir şeydir. Çünkü kendini korumayan, kendini sevmeyen, kendine iyi bakmayan diğer insanlara da bunu yapamaz. Yani öncelikle kendimizi düşünmemiz gerekir. Narsistik bir düşünmeden söz etmiyorum burada. Öfkeden kaçınmak mesela en çok yapılan yanlışlardan biri. Kızgınlık, öfke her zaman kötü değildir. Bunun uygun bir şekilde dile getirilmemesi kötü olabilir. Yani o sırada aniden yaşanan bir öfkeyi, öfkeyle davranmak yerine o öfkeyi fark etmek ve uygun bir dille karşımızdakini iletmek gerekir. Ve mutluluğu son olarak söyleyeceğim, başkaları ile mümkün olan bir şey olarak düşünmemek gerekir. Tabii ki sosyal ilişkiler, bağlanma bunlar çok önemli ama yalnız kalmayı da hayatta, yalnız bir şeyler yapmayı da mutlaka öğrenmemiz gerekir. Çünkü yalnız kalma kapasitesi de aslında dayanıklılığın önemli parçalarından biridir. Bunlara değindikten sonra bitirmeden tesadüfen bunları okurken bir şeye rastladım. Bu da umutlu olmamız için bir neden oluşturuyor. Bir makaleye rastladım. Yeni yapılmış bu. Stanford, British Columbia Üniversitelerinden psikologlar falan olduğu Lancet'in bir çalışması. Şöyle bakmışlar, yani pandeminin başlarında aslında insanlarda anksiyete, depresyon düzeyleri çok yüksek gerçekten. Neredeyse 3 katına varan düzeylere çıkmış. Fakat bu ilkbahardan yaza doğru geçişte bu çalışmaların büyük bir kısmını 1000'e yakın araştırmayı taramışlar 100 ülkeden yeni yapılan çalışmaları. Ve buldukları şey çok ilginç gerçekten. Giderek bu depresyonun, anksiyetenin hatta intihar düzeylerinin düşmeye başladığını fark etmişler. Bu da şunu gösteriyor aslında. Yani insanlar, yani hepimiz aslında düşündüğümüzden daha dayanıklı, daha resilient olabiliriz. Buna psikolojik bağışıklık sistemi deniyor aslında. Bu herkesin böyle bir bağışıklık sistemi var. Bunu zaman zaman kendimiz üstüne çalışarak güçlendirmek sanırım en iyi yollardan biri diyeyim ve konuşmamı tamamlayayım. Sonra sorular olursa yanıtlayabilirim. Çok teşekkür ederiz Serkan Hocam. Sağ olun. Bir takım notlar aldım. Toplantının sonuna doğru herhalde bayağı hem katkı hem de soru olacaktır size konuyla ilgili. Ayrılmaz ikili
ayrılmaz bir bütün dediniz, ikili demediniz, bir bütün dediniz. Beden kısmından şimdi Işıl Hanım bir sağlıkçı gözüyle atladıklarımız, önemsemediklerimiz ve dikkat etmemiz gerekenler belki kısa reçeteler verir. Teşekkür ederiz. Değerli hocalarım, değerli katılımcılar, hoş geldiniz. Ben size sağlık çalışanlarının mesleki riskleri ve bu risklerden korunmak için yapabileceklerimizden bahsetmek istiyorum. Sağlık sektörü çok tehlikeli iş grubuna giriyor niteliğinden dolayı. Yataklı hastanelerin hepsi çok tehlikeli iş grubuna giriyor. Sağlık bedensel, sosyal ve ruhsal açıdan tam bir iyilik halini ifade ediyor Dünya Sağlık Örgütü'nün de tanımı. Sağlık çalışanları iş ortamlarında birçok fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikososyal risklerle karşılaşıyor. Hastanelerimizde iş sağlığı ve güvenliği birimlerimiz var. Ben iş yeri hekimiyim. İş sağlığı ve güvenliği alanında sizlerin çalışma sırasında iş yerindeki fiziki çevre şartları nedeniyle maruz kaldığınız sağlık sorunları ve mesleki risklerin azaltılması, sizleri bu risklerden korumakla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Sağlık çalışanlarının sağlık sorunları neler olabilir? Beden sağlığı sorunları. En çok rastlanan tabii işle ilgili olmayan kronik hastalıklarımız olabilir. İşle bundan daha az olarak işle ilgili hastalıklar olabilir. Bunlar %50 önlenebilir. Bu ne demek? Sizde zaten var olan bir hastalığı iş ortamınız ortaya çıkışını kolaylaştırıyor ya da hızlandırıyor. Yine sağlık çalışanlarının meslek hastalığı olabilir ama bunun da çok az bir oranda görülmesi gerekiyor. Meslek hastalıkları aslında iş sağlığı ve güvenliği ekibinin, işverenin ortak çalışmalarıyla bu risklere karşı önlemleri alarak %100 önlenebiliyor. Bir de bizim sağlık çalışanları olarak iş ortamımızda iş kazalarımız var. Bunlar da %98 önlenebilir. Meslek hastalığı dedik. Meslek hastalığı çalışma ortamına özgü etiyolojik etkenlerle karşılaşma sonucu meydana gelen hastalıklar. Yani tek kaynağı bu başımıza gelen bir hastalığın tek kaynağı çalışma ortamımız, çalışma ortamımızdaki riskler oluyor. Biz çalışanlarımızı bu risklere karşı korumak için iş yeri hekimliği alanında işe giriş ve periyodik muayenelerimizi belirli aralıklarla yapıyoruz. Yılda bir mutlaka yapıyoruz ama bölümlere özgü bu muayeneleri 6 ayda bir de yaptığımız oluyor. Bu periyodik muayeneler için sizleri iki hastanemizde de bulunan iş yeri hekimliği odalarımıza davet ediyoruz. Şimdi bu periyodik taramalarımızı bir gözden geçirelim. İşe girişlerde tüm çalışanlarımızın hepatit testlerini yapıyoruz, muayenesini yapıyoruz. HIV, hepatit C virüsü, hepatit B virüsü açısından değerlendiriyoruz. Eğer hepatit B virüsüne bağışıklığı yoksa mutlaka işe girişte hepatit B aşılamasını başlatıyoruz. PPD testimizi yaptırıyoruz. Ve aşıları, tetanoz aşısı eğer eksikse yapılıyor. Bölümlere özgü bakarsak, önemli bir risk, fiziksel risk olarak hastanelerimizde iyonize radyasyon mevcut. Sağlık çalışanları uzun süreli düşük doza maruz kalıyorlar. Tabii dozimetre takipleri yapıyoruz. İyonize radyasyon ne gibi problemlere yol açabilir? Kansere yol açabiliyor, mutasyonlara, genetik etkilere, hücre ölümüne sebep olduğu için akut etkilere yol açabiliyor. Bunları önlemek için periyodik sağlık taramalarını 6 ayda bir yapıyoruz radyoloji personelimize. Bu rutin sağlık muayenesi ve testlerinin yanı sıra göz muayenesi, dermatoloji muayenesi, periferik yayma, tiroid ve boyun ultrasonu da bu testleri de yapıyoruz radyasyona maruz kalan çalışanlarımıza. Merkez laboratuvar çalışanlarının yılda bir periyodik muayeneleri, laboratuvarlarda da yine biyolojik risklerle karşı karşıya kalıyoruz ya da kimyasal maddelerle de karşı karşıya kalınıyor. Bunlara karşı tarama testlerimizi yapıyoruz. Genetik tanı merkezi ve doku tipleme laboratuvarları var. Yine 6 ayda bir tarama testleri yapılıyor. Sitotoksik ilaçlarla çalışan personelimiz var. Bunları hazırlayan ya da veren personelimiz.
Sitotoksik ilaçlarda dermatit, infertilite, düşük, doğumsal anomali, lösemi ve diğer kanserlere yol açabiliyor ve havaya çok kolay karışıyor bu ilaçlar. Ancak biz çalışma ortamında bu ilaçlarla çalışırken kapalı sistemler kullandığımız için bunu sıfıra ya da minimuma indirmeye çalışıyoruz. Antinyoplastik ajanları hazırlayan ve veren personelimizin de sağlık kontrollerini 6 ayda bir yapmamız gerekiyor. Yine onkoloji ve kemoterapi bölümünde çalışan personelimizin bir özelliği, immün sistemi baskılanmış hastalara hizmet veriyorlar. O yüzden özellikle bu bölümlerde çalışan personelimize su çiçeği aşılaması da yapıyoruz. Bu bir hastalarımızı korumak açısından. Pediatri ve yeni doğan bölümlerinde yılda bir bütün çalışanların periyodik muayenesini yapıyoruz. Aşılamalarını takip ediyoruz. Acil bölümünde çalışanlar yine yılda bir kez periyodik muayeneye geliyorlar. Çağrı merkezi çalışanlarımızın sürekli kulaklıkla çalıştıkları için odiyometri testlerini yılda bir yaptırıyoruz. Yine sürekli ekrana bakarak çalıştıkları için göz muayenelerini yapıyoruz. Sterilizasyon alanında zararlı maddeler var. Astıma yol açabiliyor, yine kanserlere yol açabiliyor. O yüzden merkezi sterilizasyon ünitesinde çalışanlarımıza da yılda bir rutin testlere ek olarak işitme testi ve solunum fonksiyon testi de yapıyoruz. Yardımcı personel, temizlik personeli, gastroenteroloji, genel cerrahi, enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji çalışanları hepatit A virüsüyle karşılaşma ihtimali daha fazla olduğu için özellikle hepatit A aşılamalarını eğer bağışıklıkları yoksa mutlaka yapmaya çalışıyoruz. Periyodik muayenelerini yılda bir kez yapıyoruz. Ofis çalışanlarımızın yine göz taramalarını ve diğer rutin testlerini yılda bir yapıyoruz. Hastanedeki risklerden korunmak için bu fiziksel, biyolojik, kimyasal risklerden korunmak için kişisel koruyucu donanımların kullanımını çok önemsiyoruz. Bu kişisel koruyucu donanımların kullanımı çalışanların da bir sorumluluğu, kendi sağlıklarını korumak açısından. Mesela girişimsel radyoloji bölümünde koruyucu ekipmanlar kullanılıyor. Tıbbi atık personelimiz koruyucu kıyafetlerini giymiş. Patoloji bölümünde yine biyolojik hasta dokusu atıklarıyla çalıştıkları için ve kimyasal maddelerle çalıştıkları için özel filtreli maskeler takıyorlar, koruyucu giysilerini giyiyorlar. Klinik eczacılık, kemoterapi hazırlama sırasında yine özel filtreli maskelerimizi takıyoruz. Bunları kullanmamız çok önemli. Dedik kemoterapötikler, antineoplastik ilaçlar, her ne kadar biz biyolojik güvenlik kabinlerinde bunları hazırlasak da ve kapalı sistemler kullansak da çok az oranda bile havaya karışma ihtimali olduğu için mutlaka bu özel filtreli maskelerimizi de kullanmamız gerekiyor. MR cihazı gürültülü bir cihaz bildiğimiz gibi. MR bölümünde çalışan personelimizin koruyucu kulaklıklarını da kullanmayı ihmal etmemelerini istiyoruz. Şimdi biyolojik risklerden biraz bahsedelim. Sağlık çalışanları temas yoluyla ya da hava yoluyla birçok biyolojik etkene maruz kalabiliyorlar. Bunlar neler olabilir? En sık görülenler HIV yani AIDS hastalığına sebep olan HIV virüsü, hepatit B, hepatit C virüsleri, tüberküloz, rubella, sitomegalovirüs virüs gibi ve diğer birçok mikroorganizma sağlık çalışanlarında genel toplumda görüldüğü orandan daha yüksek oranda görülüyor. Sağlık çalışanlarına hepatit B, hepatit C ve HIV bulaşması kan ve vücut sıvılarına temas yoluyla oluyor. Bu da delici kesici alet yaralanmaları veya hastanın kanının ya da vücut sıvılarının gözümüze, ağzımıza sıçramasıyla oluyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün tahminlerine göre sağlık çalışanlarının mesleki temas riski hepatit B ve hepatit C virüsü için %40. Türkiye'de hepatit B enfeksiyonu sık görülüyor. Onda bir her 10 kişiden birinde yaklaşık hepatit B taşıyıcılığı görülebiliyor. Yani bir doktora başvuran yaklaşık 20 hastadan birinde
hepatit B taşıyıcılığı olabiliyor. HIV için sağlık personelinin mesleki temas riski de %2,5 olarak belirtilmiş. Bizim hastanelerimizde son bir yılda yapılan meydana gelen iş kazalarının içinde bu temas yoluyla bu tehlikeli virüslerin bulaşmasına yol açabilecek kesici delici alet yaralanmaları ve sıçramalar bütün iş kazalarımızın %58'ini oluşturuyor. Yani hastanelerimizde yaşanan iş kazalarının %58'i HIV, hepatit C ve hepatit B virüslerinin bulaşmasına yol açabilecek nitelikte iş kazaları. Fakat bizim için bunlar çok önemli. Bu tür kazaların mümkün olduğunca yaşanmamasını istiyoruz. Peki bu kesici delici alet yaralanmaları ve hasta kanının, vücut sıvısının ağzımıza, gözümüze sıçramasını önlemek için biz neler yapabiliriz sağlık çalışanları olarak? Elimizde delici ve kesiciler elimizde ya da etrafımızdayken çok dikkatli olmalıyız. Kullandıktan sonra kesici delici aletleri iş bitiminde, ortamda başkasına zarar verecek şekilde dağınık ve ucu açık bırakmamalıyız. Özellikle kendi kullandığımız iğneyi kendimiz sert atık kutusuna, sharp box dediğimiz sert atık kutusuna atmalıyız. Kesici delici aletlerin kesici delici atık kutusuna atılmasını sağlamalıyız. Hasta başında herhangi bir işlem yapacağımız zaman mutlaka bu tepsileri kullanmalı. Bu tepsilerde de mutlaka delici kesici alet, yani sert atık kutularını bulundurmalıyız. Tıbbi atık, evsel atık ayrımına özen göstermeli. Kullanımdan sonra enjektör iğnelerinin kapağını yerine takmaya çalışmamalıyız. Bunu hala yaşıyoruz iş kazalarımızda. Aslında bu çok kolay. Sadece hiçbir zaman iğnenin plastik kılıfını tekrar yerine takmamak gerekiyor. Eğer böyle bir yaralanma başınıza geldiyse mutlaka bildirim yapmanızı rica ediyoruz. QDMS'teki olay bildirimi bölümünden yazmanız da yeterli. İş yeri hekimine, iş yeri hemşiresine arayarak sadece telefonla bildirmeniz de yeterli. Gerekli işlemler için biz sizi yönlendiriyoruz ondan sonra. Elimize iğne battı diyelim, ne yapmamız gerekiyor? Hemen yaralanmanın meydana geldiği bölgeyi bol su ve sabunla yıkamamız gerekiyor. İlk müdahalemiz bu olmalı. Ağzımıza ya da gözümüze kan ya da vücut sıvısı sıçradığında sabun değil de bu sefer bol suyla yıkamamız gerekiyor. Böyle bir yaralanma meydana geldiğinde biz sizi ve yaralanmanın kaynağı olan hastamızı hepatit B, hepatit C ve HIV virüsleri açısından kanlarınızı alarak değerlendiriyoruz. Ve sonuca göre Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanlığı'nın aldığı kararlar doğrultusunda gerekiyorsa gerekli müdahalelerimizi ve mutlaka izlemimizi yapıyoruz. Her hastaya enfekte olduğunu kabul ederek yaklaşmalıyız. Çünkü bilemeyiz kimin HIV taşıdığını, kimin hepatit C virüsü ya da B virüsü taşıdığını bilemeyiz. Hastanın kanıyla, vücut sıvılarıyla, mukozası ile, bütünlüğü bozulmuş cildiyle temas ederken mutlaka eldiven giymeli ve eldivenler çıkarıldıktan sonra da ellerimizi yıkamalıyız. Hastanın kanı ya da vücut salgılarının etrafa saçılma ihtimalinin yüksek olduğu durumlarda ek bariyer yöntemleri kullanmalıyız. Maske, önlük, yani eldivene ek olarak maske, önlük, gözlük de kullanmalıyız. Söylediğim gibi hepatit veya HIV marker sonuçları bilinen veya bilinmeyen tüm hastalarda bu önlemlere dikkat etmeliyiz. Ameliyathanelerde bizim bu delici kesici alet yaralanmaları ve sıçramalarımız en çok ameliyathanelerde gerçekleşiyor. O yüzden bir slide ameliyathanelere ayırdım. Ameliyatlarda şunlara dikkat etmemiz çok iyi olur. Kan veya vücut sıvısı sıçramalarına karşı mutlaka koruyucu gözlüklerimizi kullanalım. Kesici delici aletler elimizdeyken aceleci davranmayalım, dikkatli olalım. Elimiz yerine cerrahi aletlerimizi kullanarak çalışalım. Ve birbirimize sözlü uyarı yaparak çalışalım. Birçok yaralanmamız aynı anda hem doktorun hem hemşirenin alana müdahale etmesiyle gerçekleşiyor yaşadığımız iş kazalarında. Sözlü uyarı ya vurgulamak istiyorum, sözlü uyarı yapmayı. Aletlerin elden ele geçişi sırasında yaralanma riski daha fazla. Bunu önlemek için nötral alan uygulaması bizim için faydalı olacaktır. Bir nötral alan olup delici kesici aletleri oraya bırakıp diğer arkadaşımız da oradan alabilir.
Sağlık çalışanlarının ergonomik riskleri de var. Çünkü ağır kaldırma olayı var. Hasta taşıma, hasta kaldırma bizim için bir risk oluşturuyor. Sağlık çalışanlarında bel problemleri topluma göre daha fazla görülüyor. Ergonomi ne demek? Ergonomi, ergo iş, nomos da yasa, uygun kurallar anlamına geliyor. Yani iş yapmanın uygun kuralları, doğru kuralları. Ergonomi alanına fizyoloji, psikoloji, antropoloji, tıp ve birçok mühendislik bilimleri katkıda bulunuyor. Genel anlamıyla ergonomi yaşamın insana uygun hale getirilmesi demek. İşe uyarlarsak işin insana uygun hale getirilmesi demek. Ergonomi deyince daha çok kas iskelet problemleri üzerinde, kas iskelet sistemi problemleri üzerinde duruluyor. Ergonominin en önemli amaçları bizim vücudumuzu zorlamadan, bedenimizi zorlamadan çalışmamız ve verimliliğimizin artması. Birkaç önemli konudan bahsedeceğim sadece. Her zaman dik duruşumuzu korumalıyız. Başımız öne eğik ya da bel girintimiz çok fazla bir şekilde duruyorsak bu uzun vadede bizim omurgamızda hasarlar oluşturabilir. Otururken de eğer başımız öne eğik oturduğumuzu fark edersek başımızı omuzlarımızın üzerine alalım, dik oturalım. Kaldırma, elle taşıma işini belden eğilerek değil her zaman çömelerek yapalım. Belden eğilirsek 4,5 kiloluk bir ağırlık kaldırıyorsak belimize bu 45 kilo olarak yansıyor. Ama kaldıracağımız eşyaya yaklaşıp çömelerek bu 4,5 kiloyu kaldırırsak belimize bunun ağırlığı yine sadece 4,5 kilo olarak yansıyor. Evet, sağlık çalışanlarının sağlıkla ilgili olmayan da tabii hastalıkları olabilir ve buna yönelik de tüm dünyada önerilen bazı tarama testleri var. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Meme kanserinden kendimizi korumak için 40 yaş ve üzerinde yılda bir mamografilerimizi yaptırmayı ihmal etmeyelim. Özellikle 50 ve 74 yaş aralığında mutlaka yılda bir mamografilerimizi yaptıralım. Eğer kendimizde ya da ailemizde meme, over, tüp ve peritoneal kanserler varsa bu durumda genetik bozukluk olabilir. O durumda da genetik testler yaptırabiliriz. Akciğer kanseri için 55 ve 80 yaş aralığı riskli ve 30 paket yıl sigara içmiş olan kişiler riskli durumda. Bu kişilere yıllık düşük doz toraks BT yapılabilir. Prostat kanseri içinde 55-69 yaş aralığında prostat spesifik antijen kanda bakılabilir. Rahim ağzı kanseri için smear testlerimiz 21-29 yaşları arasında 3 yılda bir, 30-65 yaş aralığında da 5 yılda bir yapılabilir. Kolorektal kansere karşı tarama programı var. 50-75 yaşları arasında yine gaytada gizli kan testiyle kendimizi koruyabiliriz. Periyodik sağlık muayenelerimizde de zaten hipertansiyon, diyabet, glokom, anemi, kalp hastalıkları açısından gerekli muayene ve testlerimizi yaptırıyoruz ya da öneriyoruz. Çok önemli bir konu. Sigaradan kurtulmanız çok iyi olur sigara içen çalışanlarımız için. Periyodik sağlık muayeneleriniz için sizleri iş yeri hekimliğimize bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Işılacan, çok teşekkür ederiz. Değerli bilgiler için sağ olun. Birçok hap bilgi aldım. Belki sonunda konuşmak için vaktimiz olur. Son kısımda Nazlı Hanım bize içeriden biri olarak beslenme ile ilgili doğru bildiğimiz yanlışlar, yanlış bildiğimiz doğrular, belki hap bilgiler verebilir. Buyurun Nazlı Hanım. Teşekkürler hocam. Hemen sunumumu şuradan açıyorum. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Yeditepe ailesiyle bir arada olmak benim için çok keyifli uzun süre sonra. Bunun için ayrıca Hatice hocama teşekkür ediyorum. Ve hemen sunumuma başlıyorum. Çünkü anlatmak istediğim çok şey var. Az zamanım var. Şimdi bildiğiniz gibi konu sağlıklı beslenme. Bu akşam size sağlıklı beslenmeyle ilgili monoton bilgilerin dışında biraz size farklı bir bakış açısı kazandıracak, yeni bir pencereden bakacak bilgiler paylaşmayı umuyorum. Umarım faydası olur.
Şimdi monoton bilgiler dedim çünkü sağlıklı beslenme hakkında hemen hemen artık herkesin bir fikri var ve bununla ilgili çok fazla şeye maruz kalıyoruz. Sosyal medya, görsel medyada, yazılı medyada çok fazla bilgi kirliliği var. Herkes bir şey söylüyor işte, kimi diyor fındık, ceviz ve bol kendini yiyebilirsin istediğin kadar. İşte kırmızı et yiyebilirsin, kim bir kısmı diyor haftada bir iki kırmızı et sadece gibi. Çok fazla bilgi çeşitliliği ve bilgi kirliliği var diyebiliriz. Bu bilgi kirliliği de biraz sağlıklı beslenmeye karşı insanlarda direnç oluşturduğunu düşünüyorum. Yani nasıl ki bir çocuğa böyle işte ders çalış, sigara içme, işte alkol alma gibi şeyler söylediğimizde ters teperse, sağlıklı beslenme konusunda da böyle bir direnç oluştu. Peki haklılar mı bu direncin oluşmasında? Evet, bir haklılık payı var. Çünkü burada iki şey gözden kaçırılıyor. Beslenmenin kişiye özel olduğu ve beslenmenin tek amacının zayıflatmak olmadığı. Bu başlıklar altında biraz duralım. Şimdi beslenme kişiye özel derken neyi kastediyorum? Mesela işte televizyonda duyuyorsunuz, çok genel bir bilgi. Soğan sarımsak çok faydalı, antibiyotik niyetine soğan sarımsak diye. Yeşil salata müthiş sağlıklı, zeytinyağlı sebze müthiş sağlıklı diye. Şimdi hasta bunları yedi, tüketti, yiyor şişiyor, yiyor şişiyor, gayet sağlıklı besleniyor. Eğer hastada SIBO tanısı varsa, SIBO ince bağırsakta aşırı bakteri birikmesi, bu besinler bu hastaya iyi gelmez. İyi gelmez ve bu tanısını da eğer bilmiyorsa kendini kötü hisseder. Hem fiziksel olarak hem duygusal olarak. Duygusal olarak şöyle, ya işte diyorlar falan ama herhalde ben bir yerde yanlış yapıyorum, yapamıyorum. Bir yetersizlik duygusu. Yetersizlik duygusunun Hakan Hocam da anlattığı sempatik sinir sistemine uyarması, sempatik sinir sistemine uyarmasıyla mide asidinin azalması, sindirimin bozulması gibi kısa bir döngüye giriyor. Fiziksel olarak da işte kafası da karışıyor. Hani acaba yanlış mı söylüyorlar sağlıklı diye. Mesela işte biri çıkıyor diyor ki her sabah mutlaka sirkeli su için. Hastada histamin intoleransı varsa sirkeli su o hastayı mahveder. Kombuça, fermente gıda yeni çıktı. Avokado. Histamin intoleransı varsa avokado hastayı mahveder. O yüzden beslenmenin bireysel olduğunu mutlaka altını çizmek gerekiyor genel sağlık önerileri verirken. Peki bir de sağlıklı beslenmenin tek amacı zayıflama değil. Ne peki sağlıklı beslenmenin diğer amacı? Sağlıklı beslenme wellness boyutlarının genel anlamda sağlığın iyi olma halinin en önemli ayaklarından bir tanesi. Dünya Sağlık Örgütü sağlığı şöyle tanımlıyor. Hasta veya güçsüz olmamak değil, kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halini ifade ediyor. Altını çizdim, hasta veya güçsüz olmamak benim için çok önemli. Çünkü biz bunu şöyle düşünüyoruz. Eğer yatmıyorsak, ayaktaysak hasta değiliz. Eğer sabah kalkmakta zorlanıyorsanız, alarmla uyanıyorsanız, sabah kalktınız, kas katı uyandınız, ellerinizi açıp kapamakta zorluk çekiyorsunuz. Gün içinde sürekli acıkıyorsunuz. Gününüzü üretken ve verimli bir şekilde geçiremiyorsunuz. Yorgun hissediyorsunuz, uyuşuk hissediyorsunuz. İşinize konsantre olamıyorsunuz. Akşam kaliteli bir uyku uyuyamıyorsanız ve gün içinde böyle daha düşük modda seyrediyorsanız, yani bu komponentlerin gördüğünüz duygusal, çevresel, ruhsal, fiziksel, mesleki şeylerin ayakları yere basmıyorsa aslında sağlıksızsınız ve aslında hastasınız. O yüzden bunların farkında olmak çok önemli. Kişinin bunları sahiplenmesi, bunları çözmeye çalışması, özellikle bir sağlıkçı olarak bunların farkında olmak çok çok önemli. Sabah alarmla uyanmak bir hastalık göstergesidir. Uyku çok 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 önemli. En az beslenme kadar önemli. Bunu şöyle de fark edebilirsiniz. Kaliteli bir uyku. Kaliteli bir uykudan kastım en az 8 saatlik bir uykudan bahsediyorum. Uyuduğunuzda o sabahın, o uykunun sabahında tercih ettiğiniz kahvaltıyla, kalitesiz 4-5 saatlik bir uykunun sabahındaki tercih ettiğiniz kahvaltıyı, böyle canınızın istediği kahvaltıyı bir gözlemleyin. Fark olduğunu göreceksiniz. 2-3 günde bir mi dışkılıyorsunuz? Bunu çoğu kişi normal algılıyor ama normal sağlıklı dışkılama günde 2. İnternette bakabilirsiniz, Bristol Guide skalası diye tip 4 şeklinde günde 2 ya da 1 kez dışkılamadır. Eğer 3 günde bir, 2 günde bir
dışkılıyorsanız bu çözülmesi gereken büyük bir problemi gösterir. Bunun farkında olmak gerekir. Yemekten sonra hemen şişmek, mide asit yetersizliği ile ilgili olabilir, pankreatik enzim yetersizliği ile ilgili olabilir, kullandığımız herhangi bir ilaçla ilgili olabilir. Biraz önce bahsettiğim SIBO hastası olabilirsiniz. Bunları da fark etmek gerekiyor. Yani eğer bir besin size dokunuyorsa, avokado size dokunuyorsa çok sağlıklı olduğu halde, bunu bir düşünün ve mutlaka çözümünü bir beslenme uzmanıyla konuşup bulmaya çalışın. Gün içinde uyuşukluk ve konsantre olamama hali de yine farkında olunması gereken önemli maddelerden bir tanesi. Bu benim hastalara görüşmeden önce yaptığım anamnez formu. Sadece zayıflama için danışan hastalarıma bile sinirim sistemlerini, duygu ve ruh halini, enerji ve aktivitesini, baş ağrısı var mı, cilt sorunu var mı, bütün bir şekilde görmek istiyorum. Çünkü işte hastada cilt kuruluğu varsa, kabızlık varsa, aynı zamanda kilo vermede sorun yaşıyorsa, bu hasta da Hashimoto'dan, hipotiroiditten şüphelenebilirsiniz. TSH, T3, T4 isterseniz normal çıkar, anti-TPO, TG antijenlerine bakarsınız, bir yükselme görürsünüz ve bir başlangıcı yakalamış olursunuz. Yine bir sağlıkçı olarak bunların farkında olmak, hastaları böyle yönlendirmek çok çok değerli, kıymetli diye düşünüyorum. Kendinizi bu tabloda tanımak çok önemli. Bu tabloda ben böyle öncesi sonrası yapıyorum. Bu iyileşme halini, iyi olma halini hasta böyle bir de reel olarak karşısında görünce bu işin sadece beslenme olmadığını, çok çok iyi sonuçlar alındığını, iyi olma halini yaşattığını görünce çok daha keyifli oluyor bu iş. Şimdi beslenmenin önemini bahsettim. Ne yapacağız, nasıl besleneceğiz diyeceksiniz. Şimdi işin zor kısmına geliyoruz. Çünkü sağlıklı beslenme gerçekten emek ve zaman isteyen, pahalı, erişimi zor, monosodyum glutamatla yarıştığı için lezzetsiz diyebiliriz. Birkaç örnek vermek istiyorum şimdi. Mavi yaka ya da beyaz yaka fark etmez. Sabah erken çıktı evden, işe gidiyor. Köşeyi döndü. Bir pastane gördü. 2 liraya bir dakikada hemen bir simit, bir poğaça alıp kahvaltısını halledebilir. Biraz daha fazla zaman ve para verip bir tost yiyebilir. Ama şöyle yumurtalı, işte yeşillikli, güzel bir kahvaltıyı çok daha fazla bir fiyata ve çok daha uzun bir zaman harcayarak tüketiyor. Şimdi avokado yiyin diyoruz herkese. Çok sağlıklı bir yağ. Hem yağ hem kendi lif açısından müthiş bir besin. En son 15 liraya almıştım herhalde tanesini. Onu önerirken böyle elimiz bol öneremiyoruz tabii ki. Ceviz yiyemiyoruz. Cevizin paketi 30 lira. İşte bir brownie'nin fiyatını görüyorsunuz bir paketin. Hurmanın kilosu çok pahalı artık. Neredeyse tanesi 2 lira. Elmanın tanesi 5 liraya denk geliyor. Bir Haribo 5 lira ve bunların erişimi de kolay değil. Mesela bir ara öğün yapacaksınız. Belki kantinimizi bu konuda destekleyebiliriz. Bir tane elma, bir tane muz, meyve reyonu olabilir kantinde. Yok diye biliyorum. Bir öğle yemeği yiyeceğiz. 2 tane hamburger, bolca patatesi 17 liraya falan yiyebiliyorsunuz. Koca bir pizzayı 20 liraya yiyebiliyorsunuz ama şöyle bir çorba yanında köfte yiyin derseniz bir 60-70'i rahatlıkla görüyorsunuz. Bunlar iyi fiyatlar. Hazır gıdalar size kazandırdığı zamanı ömrünüzden çalıyor. Bunu çok fazla anlatmama gerek yok. Etkili bir slide olduğunu düşünüyorum. Şimdi ne dedik? Sağlıksızla bakarsanız çok cezbedici şeyleri var. Çok zor aslında sağlıksızla yarışması. Ucuz, erişimi kolay, emek ve zaman istemiyor, lezzetli. Tabii ki anlık mutluluk yaşatıyor ama sonrasında uzun vadede pişmanlık yaşattırıyor. Sağlıklıya tekrar bakacak olursak, biraz önce de bahsettim, zaten pahalı. Erişimi zor, mesela dediğim gibi kantinde bir elma, bir muz zor bulunuyor. Emek ve zaman istiyor. İşte yeşillik alacaksınız, organik alacaksınız. Organik pazara mı gideceksiniz, internetten mi alacaksınız? Aldığınız organiğe güvenecek misiniz? Aldığınız yeşilliği karbonatta bekleteceksiniz, oradan çıkartacaksınız, sonra sirkeye koyacaksınız. Yapacağınız bir tencere zeytinyağlı yemek ya da salata, başınıza gelene bakın diyorsunuz şimdi. Ama bunu uzun vadede yaptığınızda
sabah böyle şiş olmadan, kuş gibi kolaylıkla, alarmsız uyandığınızda değdiğini göreceksiniz. Kişi şimdi nasıl bir beslenme programı uygulamalı, hangi beslenme programı bana uygun başlığı altında bakacak olursak, US News her sene en iyi diyet listelerini çeşitli başlıklar altında düzenliyor. Kilo vermek için en iyi diyet, diyabet için en iyi diyet, kalp sağlığı için en iyi diyet gibi başlıklarının yanı sıra tüm hepsi arasında sağlık açısından en iyi diyet dediği şey Akdeniz diyeti. O yüzden size bu akşam çok kısa Akdeniz diyetinden bahsedeceğim. Ama bu diğer diyetlere bakacak olursak çok fazla işte bu ara ketojenik var, low FODMAP var, DEHA diyeti var, paleo diyeti var. İşte hangisi iyi, o doğru mu, o yanlış mı? Hiçbirine tamamen doğru ya da tamamen yanlış diyemeyiz. Hastanın semptomuna göre bu diyetleri çoğunu kullanıyorum. Hastada otoimmün bir hastalık varsa eliminasyon diyetlerinden fayda görüyoruz. Belli besin gruplarını çıkartıp sonra vücuttaki inflamasyonu tetikleyecek, yangını tetikleyecek besinleri çıkartıp vücudu sakinleştirip sonra tekrar tanıttığımızda hastanın şikayetlerinin azaldığını, kan değerlerinde de güzel sonuçlar görebiliyoruz. Ketojenik diyet zaten epilepsi hastalarıyla beraber başlayan bir diyet. Ama onun dışında işte sindirim sağlığı için GAPS diyetleri gibi birçok hastalık tanısı konduktan sonra hekimle beraber uygun bir diyet belirlenip çeşitli farklı diyetler yapılıyor. Fakat günün sonunda gelince benim de hastalarımı her zaman getirmek istediğim nokta Akdeniz diyeti oluyor. Akdeniz diyeti çok açık ara birkaç yıldır önde gidiyor, birinci olarak seçiliyor tüm iyi diyetler arasında. Nedir Akdeniz diyeti? Hakan Hoca bahsetti, Akdeniz diyetindeki piramidin en altında sosyalleşme, keyifli zaman geçirme, fiziksel aktivite gibi bazal şeyler oluyor. Bunlar olmazsa yukarısı neredeyse yok gibi bir şey. Bunlar en kıymetli şeyler bizim için. Beslenmeye bakacak olursak en altta Akdeniz diyeti sebze ve meyve temelinde oluşuyor. Şimdi burada biraz önce dediğim şeye de geliyoruz. Eğer bir hasta SIBO tanısı pozitifse, şimdi siz bu hastaya bu diyeti anlatırsanız, Akdeniz diyeti çok iyi, bunu yap derseniz olmaz. Öncesinde hastayı çok iyi değerlendirmek gerektiğini, sizin de kendinizde bu farklılığı, bunun farkında olup bu hastalıklarınızın size neyi iyi, hangi besinin iyi gelip gelmediğini görüp denemek gerekiyor diye düşünüyorum. Balık ürünleri haftada 3 gibi tüketiliyor. Kuru yemişler Akdeniz diyetinde önemi büyük. Her gün bir avuç kadar kuru yemiş tüketebilirsiniz. Kırmızı et tüketimi oldukça az. Haftada 1, maksimum 2 düzeyinde kırmızı et tüketiliyor. Tahılları da açıkçası ben glutensiz beslenmeyi öneriyorum ve faydalarını da görüyorum. Ama tercih edilecekse de tahıl tüketimi... En azından atalık tohumlardan, kara kılçık gibi, siyez gibi, sindirimi daha kolay olan tahılları tercih edebilirsiniz. Tabağa da bakacak olursak tabağın yarısı yeşilliklerle dolu. Kuru yemiş, yumurta var. Hepsi az miktarlarda gördüğünüz gibi. Eğer tahılda yiyecekseniz neredeyse yarım ekmek. Tabii bu kişiye göre porsiyonları belirlenecek bir diyet. Yine bir uzman eşliğinde. Şimdi bu işi kalıcı hale getirmek istiyorsak, bunu kalıcı çözmek istiyorsak, kişinin ne istediği ve ne kadar istekli olduğu burada çok önemli. Çünkü şunu şöyle örnek vereyim. Şimdi bana hasta sadece zayıflama niyetiyle geliyor. Ben bu testi yaptığımda hastanın kabızlığı olduğunu ve bazen belki alerjilerin olduğunu tespit ediyorum. Belki tiroidini, hani Hashimoto'sunu tespit edebiliyorsunuz ya da hekim tespit edip size göndermiş oluyor. Ama hastanın tek amacı kilo vermek. Şimdi o hastaya siz bu diyeti, hani zor bir diyeti yaptıramazsınız. O yüzden siz bu bilgiyi verirsiniz, farkındalığı oluşturursunuz. Ondan sonra onun zamanı geldiğinde mutlaka geri dönüş yapacaktır. Başı birazcık daha belaya girdiğinde sağlığında. Eğer hasta istekliyse ve bu konuda kararlıysa nedenlerin tespiti çok önemli. Hastalığı neyse, nedenleri ne? Aşırı toksin maruziyeti mi, aşırı kötü beslenme mi, kullandığı herhangi bir ilacın yan etkisi mi, ne onu buraya getirdi? Doğru tedavi yöntemlerinin seçilmesi ve doğru uygulanması hasta tarafından kalıcı çözümü oluşturacaktır.
yaşam tarzı değişikliği oluşturmak böyle çok ütopik gibi görünüyor. Çünkü sürdürülebilirliği azmış gibi geliyor bunun. Ama sürdürülebilirlik bence şöyle bir kavram. Yine Yeşim Hocam da ayrıntılı anlatacak bunu ama adaptasyon süresini tamamladığınız zaman o sizin o beslenmeye, bu yeni beslenme tarzına, bu yeni yaşam tarzına adaptasyon süresini tamamladığınızda o sizin artık sürdürülebilir olağan, o sizin olağanınızda gitmiş oluyor. O yüzden oraya birazcık çaba verip, emek sarf edip o adaptasyon süresini açtıktan sonrasında daha kolay geliyor diye düşünüyorum. Algı ikiliyodan başka tarafa çevirmek zaten sunumumun üstüne oturttuğum maddelerinden bir tanesi. Bunu yine Hakan Hocam da bahsetti. Yemek yerine keyif veren başka aktiviteler bulmak, boşluğu doldurmak. Çünkü yemeği biz aslında haz duygusunu gidermek için tüketiyoruz. Bu haz duygusu da işte serotonin, dopamin gibi dengemizi bozuyor. Onu çektiğinizde oradaki eksikliği bir şeyle doldurmak zorundasınız. Bu kişinin kendi bulacağı bir şey. Fiziksel aktivite olabilir, neyden keyif alıyorsa kitap okumak olabilir. Ama onun farkında olup o boşluğu doldurmak çok çok önemli. Tabii ki çözüm tek başına beslenme değil. Yine bütüncül bakmak gerekiyor. Bu gıdalara erişimin arttırılması, fiyatların ucuzlaştırılması, çalışma saatlerinin düzenlenmesi, harekete teşviğin arttırılması, doğru haberler yapılması basında, bilgi kirliliğinin engellenmesi çözümlerin yanında geliyor. Genel önerilere bakacak olursak, bedenimizi daha iyi dinleyerek bize dokunan veya dokunmayan besinleri ayırt edip onları tüketmemek çok kıymetli. Bedeninizdeki şikayetlere kulak vermek ve çözüm aramak, biraz önce bahsettiğim şikayetlere çok çok önemli. Uzun aralıklarla beslenmek önerdiğimiz bir şey. Günde 2 öğün, maksimum 3 öğüne çıkabilirsiniz. Bunu özellikle migrating motor kompleksi durdurmamak için yapıyoruz. Ne migrating motor kompleks? İnce bağırsakları bir sağım gibi oradaki gıdayı siz yemek yedikten yaklaşık 3-4 saat sonra kalın bağırsağa iletmesi. Bu 3-4 saat sonra başlayan bir sistem ve siz o 3-4 saat sürecinde bu migrating motor kompleks işleme başladığında siz ağzınıza isterseniz bir tane ceviz atın. Çok büyük bir şey tüketmenize gerek yok. O duruyor ve ince bağırsak boşalması durmuş oluyor. Bu migrating motor kompleksi durdurmuş oluyorsunuz. Bu da birçok sindirim problemlerine yol açabiliyor. O yüzden yemeklerin arasını böyle bir 4-5 saat maksimum açmakta fayda var. Başta şeker olmak üzere işlenmiş tüm ürünlerden uzak durmak, en basit önerilerden bahsediyorum. Ve uyku benim için çok değerli maddelerden bir tanesi. Minimum 7 saat uyumak çok çok önemli. Sunumumu yine çok sevdiğim bir sözle bitirmek istiyorum. Mükemmellik olağanüstü şeyler yapmakla değil, sıradan şeyleri olağanüstü iyi yapmakla elde edilir. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Nazlı Hanım. Çok güzel bir sunumdu. Diğer hocalarımızın sunumları gibi çok faydalıydı. Sonunda mutlaka sorularımız gelecektir. Benim sistemden de WhatsApp'tan da bayağı soru geliyor. Umarım vaktimiz olur, sıkmadan bir şeyler söyleriz. Bu ayrılmaz beden ve ruh bütünlüğünden sonra o Yeşim Hocam iyi olma haliyle sizin yola çıktığınız sürdürülebilirlik yolunun kesiştiği bizim açımızdan, sağlıkçılar açısından söyleyeceklerinizi dinlemek istiyoruz. Buyurun hocam. Teşekkürler hocam. Ben sizleri aslında biraz farklı bir yolculuğa götüreceğim. Ben öncelikle Hatice hocam size çok teşekkür ediyorum. Böyle bir toplantıyı organize ettiniz ve hem sürdürülebilirlik çalışma grubu hem tıp fakültesi adına güzel bir organizasyon oldu. Ben Canan hocama da çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ben gerçekten bu kavramla sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınmayla Canan hocamın yönlendirmeleriyle bu göreve geldiğim zaman tanıştım ve çok da keyif aldım. Çünkü her okuduğum şeyde yeni bir şey öğreniyorum. Bugün de bu toplantıya hazırlanırken tamamıyla farklı bir noktasını keşfetme şansım oldu. Ben müsaadenizle ekranımı paylaşacağım sizlerle. Evet, öncelikle Hakan hocama, Işıl hocama ve Nazlı Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Çünkü onlar bizim aslında, benim bugün sizlerle paylaşacağım
sürdürülebilirlik değil de ben bunu sürdürülebilir kalkınmaya dönüştürmek istedim. Çünkü buradaki temel amacımız aslında işte biraz sonra bahsedeceğim. Daha önceki birinci toplantıda da bahsettiğimiz bu kalkınma amaçları çerçevesinde iyi olma halini tanımlamak. Hem Hakan Hocam'ın hem Işıl Hanım'ın hem de Nazlı Hanım'ın sunumlarında ise aslında bizim iyi olma halimizde işte ruhsal, bedensel iyi olma halini çok güzel tanımladılar. Ama ben tekrar bir şeye geri dönmek istiyorum. Sürdürülebilir kalkınma amaçları deyince ne anlıyoruz, neyi kastediyoruz? Bunlar küresel amaçlar olarak da tanımlanıyor. Temel amacımız gezegenimizi korumak, tüm insanların barış refah içinde yaşamasını sağlanmak için eylemsel bir çağrı aslında bu. Bütün bu çağrıdaki temel noktalarımız da 17 tane, aslında 16 tane amacımız var. Bunlar yoksulluktan, içerisinde sağlıklı ve kaliteli yaşam en önemli noktalar. 3 farklı açıdan değerlendiriliyor. Bu 3 farklı açıya şöyle geleyim. Çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan sürdürülebilir kalkınma değerlendiriliyor. Bu 3 açıdan da gezegeni daha iyi o hale getirebilmek için Birleşmiş Milletler'in 2030 yılına kadar ulaşılması koyduğu, bütün ülkelere koyduğu, 98 ülkeye koyduğu hedefler var. Bu 16 amaca ulaşmak için de 17. amacımız, bu 16 amaca ulaşmak için bir araya gelerek bir arada çalışmak. Biz de yaklaşık 3 senedir Yeditepe Üniversitesi olarak bununla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Özellikle kalite birimi İpek Hocaların son çalışmalarında artık sadece eğitim değil, araştırma yaptığımız bütün toplumsal katkı işlerinde de, hatta şu anda bütün projelere kadar bu sürdürülebilir kalkınma amaçlarını temel hedefler üzerine getiriyoruz. Tabii ben Hatice Hocam sağ olsun bana sürdürülebilirlik ve iyi olma hali deyince acaba sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınma, iyi olma hali nedir diye biraz araştırma yaptım açıkçası. Bununla ilgili yaptığım araştırmalarda da biz genelde tabii ki sürdürülebilirliği şöyle düşünüyoruz. Kendi eylemlerimizle çevremizi nasıl etkilediğimizi göz önünde bulunduruyoruz. Ancak unuttuğumuz şey sürdürülebilir davranışlarda bulunmanın bireyler olarak bizler üzerinde nasıl olumlu etkileri olduğu. Bununla ilgili ben biraz araştırma yaptığım zaman, yaptığım araştırmada 2 tane farklı yaklaşımı gördüm. Bir tanesi Michigan Üniversitesi tarafından yapılan ve University of Michigan, yani Michigan Üniversitesi tarafından yapılan bir model. Bu modelde iyi olma hali modeli diye bir şey oluşturmuşlar. Bu iyi olma halini aslında hem Hakan Hoca'nın, hem Işıl Hoca'nın, hem de Nazlı Hanım'ın bahsettiği işte farklı segmentlere, 8 ayrı segmente ayrılmış. Bu iyi olma modelinde bu segmentlerin içerisinde neler var? İşte bu oluşturdukları, çok özür dilerim, İşte fiziksel olarak aslında daha çok Işıl Hoca'nın bahsettiği fiziksel olarak kendimizi nasıl iyi hissedebileceğimiz. Onun dışında yine ruhsal sağlık, hatta ben hakikaten COVID-19 döneminde kendim de için Hakan Hoca'nın anlattığı şeylerden kendime de çok paye çıkardım. Ruhsal olarak, duygusal, zihinsel olarak kendimizi nasıl hissettiğimiz. Yine öte taraftan çevresel etkiler, çevresel yaşam, çevreye yaptığımız iyilikçilik nasıl bizim değerlendirmemizi etkiliyor? Finansal, çünkü sürdürülebilir kalkınma dediğimiz zaman biraz önce bahsettiğim gibi hem çevresel hem ekonomik açıdan değerlendirmemiz gerekiyor. Kişilerin kendini iyi hissetme hali sadece sağlıklı bir bedenin ötesinde kendilerini ekonomik olarak da iyi hissetmeleriyle doğru orantılı olarak ilerlemiş. Yine sosyal, mesleki açıdan kendilerini mutlu hissetme, işte toplumda kendilerini bir birey olarak iyi hissetme halleri, kendilerini günün değişimleri ve yaşam süreçleriyle nasıl idame ettirebildikleri, toplumda kendilerine nasıl bir yer oluşturabildikleri ve gerçekten evrende bulunurken ben bu evrende varoluş sebebim, bir önemli bir sebebe dayalı mı, kendini iyi hissetme halinde bunun içerisine dahil etmişler. Bu Michigan Üniversitesi'nin söylediğim gibi sürdürülebilirlik ve iyi olma hali. İyi olma halini de biraz sonra tekrar ben bir tanımlayacağım. Belki yanlışlıklarım olabilir ama sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde yapılan değerlendirmelerde izledim. Mutlaka Hakan Hoca'nın bununla ilgili yaklaşımları vardır.
İkinci bir model yine bu konuda sürdürülebilir kalkınma ve iyi olma halinde istatistiksel bir yaklaşım ise bizim de üyesi olduğumuz Sürdürülebilir Çözümler Ağı, yani SDS'nin kurucusu ve aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma konusunda dünyanın en önde gelen, hatta biz Yeditepe Üniversitesi olarak da kendisinin kitabını, Jeffrey Sachs'in kitabını, Sürdürülebilir Kalkınma Çağı kitabını ilk Türkçe'ye çeviren kurumumuz, onun ve yine Oxford Üniversitesi'nin İyi Olma Araştırma Merkezi'nden bir hocanın birlikte yaptığı ve Dünya Mutluluk Raporu'nda yer alan Sustainable Development and Human Wellbeing, yani sürdürülebilir kalkınma ve iyi olma halinin anlatıldığı bir bölümden olan bir model üzerinden açıklamaları gerçekleştirmek istiyorum. Burada kullanılan bir metot var. Burada kullanılan metot da sürdürülebilir kalkınma halini ve iyi olma halini bu sürdürülebilir kalkınma amaçları, yani Sustainable Development Goals, SDG endeksi. SDG endeksinin tanımı da şu şekilde gerçekleştirilmiş. Biraz önce sizlere bahsettim, bu 17 tane amaç her bir ülkenin bu her bir amaca ulaşmadaki yakınlığı değerlendirilmiş. Bu tamamıyla veriler üzerine, yani empirik bir modelden bahsediyoruz, deneysel bir modelden bahsediyoruz. Aynı zamanda Gallup kamuoyu anketi, yani kamuoyu anket çalışmaları için dünyadaki neredeyse %98, dünyadaki popülasyonun %98'ine ulaşan ve aynı zamanda kişilerin hayat kalitelerini değerlendirme hallerini irdeleyen bir kamuoyu araştırma platformu ve bunların tanımladığı öznel iyi olma, yani subjective well-being. Her iki SDG endeksi, yani ülkelerin bu hedeflere ulaşmada geldiği noktalar ve Gallup araştırma anketinin subjective well-being dediğimiz öznel iyi oluş verileriyle bir model oluşturmuşlar. Yani ben çevre, ekonomi, Dünya Mutluluk Raporu'nda yer alan bütün bu verileri bir model üzerinde değerlendirdiğimde acaba insanlar kendilerini ne kadar iyi hissediyorlar? Bununla ilgili de geldikleri noktalarda bu iyi oluşu, ben dediğim gibi Hakan Hocam mutlaka bu konuda beni doğrulasın. İyi oluş, öznel iyi oluş, subjektif olması, yani objektif olmaması kişilerin verileri üzerinden değerlendirilmesi olarak tanımlanıyor. İyi oluş kavramı da yaşadığımız ortam, biraz önce hocalarımın bahsettiği ruhsal sağlığımız, sosyal ilişkilerimiz, aile yaşantımız, bulunduğumuz çevre, entelektüel ihtiyaçlarımız gibi faktörler alıyor. Biraz sonra size verilerle sunacağım. Bu faktörler genelde ülkelerin gelişme ve refah seviyesiyle yakından ilişkili. Ve bu veriler aynı zamanda Dünya Mutluluk Raporu, yani kişinin bu öznel iyilik olma hali mutluluk raporu hazırlanılan, kullanılan metrikler içerisinde de yer alıyor. Bunun içerisinde neler var? İşte kişinin sosyal güvenlik açısından iyi hissetmesi, kişi başına düşen gayri safi milli hasıla, işte özgürlük, yolsuzluk, sağlık, yaşam kalitesi beklentisi, ekonomik büyüklük gibi veriler var. Ekonomik göstergeler sanıldığının aksine en mutlu ülkeler sıralamasına tek başına yeterli değil. Zaten yapılan bu model çalışması da bunun çok güzel göstergelerinden bir tanesi. Şimdi bu rapordan, yine raporun, Dünya Mutluluk Raporu'nun içerisinde yer alan sürdürülebilir kalkınma ve iyi olma hali raporuna baktığımız zaman Türkiye yaklaşık 177 ülke arasında 104. sıralarda. Ama bu şeye baktığınız zaman gördüğümüz tablo şu: genellikle iyi olma hali, kişilerin kendini iyi hissetme hali ekonomik kalkınmayla paralel gitmiş. Ama tabii ki bunun enteresan noktaları var. Bu noktada da tabloda da, figürde de göreceğiniz şekilde de göreceğiniz gibi İskandinav ülkelerinde insanların daha fazla mutlu olduğu ve 0.79 gibi oldukça anlamlı bir korelasyon seviyesiyle ülkelerin SDG indeksinin öznel iyi olma haliyle ilişkili olduğu görülüyor.
aralarındaki iyi olma haline tam böyle bir matematiksel modelle bakıldığı zaman da hatta kişiler çevreye ya da kendi sağlıklarıyla ilgili iyi şeyler yaptıkları ve SDG'lere hizmet ettikleri zaman, yani bu sürdürülebilir kalkınma amaçlarına hizmet ettikleri zaman onların bu kişisel öznel iyi olma halinin iki kat daha fazla olduğunu, ekonomik büyümenin başlangıçta etkili bir faktör ama daha sonra o etkisini kaybettiği anlaşılıyor. Şimdi burada tabloda dediğim gibi İskandinav ülkeleri çok iyi ama öte taraftan da ruhsal olarak değerlendirdiğimizde biliyorsunuz suicide oranları, yani kişilerin kendileri hayatlarına son verme oranları İskandinav ülkelerinde birçok dünya ülkesine göre çok fazla, daha fazla oranda görülmekte. Bu da zaten buradaki veri de onu destekler nitelikte. Yine burada enteresan kavramlar var. Ben onun üzerinden gitmek istiyorum. Bu enteresanlıklar içerisinde neler var? Kişiler, sürdürülebilir kalkınma ülkeler ve bölgeler, bunlar çok önemli. Kültür ve bulunduğunuz coğrafya, bu 17 tane amaca ulaşmakta verdiğiniz önem ve kendinizi iyi hissetme ilişkisinde gerçekten önemli bir noktada. Enteresan veriler var bununla ilgili. Mesela 12. hedef, 12. hedef sorumlu tüketim ve üretim. Yani yaptığımız, işte bu biraz önce bahsedildi, gıda israfından bahsediyoruz, doğru beslenmeden bahsediyoruz, ruh sağlığından bahsediyoruz, fiziksel sağlıktan bahsediyoruz. Bunların hepsini bütün 12. amaç altında düşünebiliriz. Ama enteresan bir durum var. Şimdi 12. amaç bir taraftan sorumlu tüketim ve üretim iyi, kişiler bundan dolayı yani şey alanlarını, konfor alanlarını genişletmek istiyorlar. Ama öte taraftan da sürdürülebilir kalkınma açısından buraya baktığınız zaman bu çalışma nerelerde yapılmış? Avrupa ülkeleri var. İşte eski Sovyet Cumhuriyeti'nden var olan ülkeler var. Asya ülkeleri var. MENA dediğimiz, yani işte içerisinde Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir gibi Orta Doğu ülkelerini içeren ülkeler var. Yine Sahra Altı ülkeleri var ve Amerika bunun içerisinde mevcut. Bir taraftan kişiler çevreyle ilgili yaptıkları şeylerden dolayı kendilerini iyi hissederken, öte taraftan da konfor alanlarını bozup bu sorumlu üretim ve tüketim hakkında bir şey. Mesela buna şöyle bir örnek verebilirim. Evet, temiz suya ulaşmakta çok mutluyum. Daha az su kullanımı konusunda ama birisi beni, yani temizliğin suyla geldiğine inanıyorum. Ama öte taraftan birileri bana suyu daha az kullanmamı önerdiği zaman bundan rahatsız oluyorum. Buradaki negatif rakamlar bunların göstergesi. Yani bir taraftan da konfor alanlarını değiştirmek istemiyorlar. Diğer taraftan yine enteresan bir şey. Mesela eski Sovyet Cumhuriyeti'nden parçalanan ülkeler için ekonomik gelişim çok önemli. Avrupa ve MENA ülkeleri için endüstri, inovasyon, altyapı oluşturulması çok önemli. Ama eşitlikler açısından baktığımız zaman eşitliklerin en az olduğu ülkelerde, yani MENA bölgesinde, Sahra Altı Afrika bölgesinde, Asya'da eşitsizlikler hiçbir sorun yaratmazken eşitsizliklere en fazla önem veren Avrupa ülkeleri. Enteresan değişiklikler var. Yine bunları kendi aralarında gruplandırdığımız zaman, o biraz önce bahsettim, işte ekonomik, sosyal, tabii işin içerisine özgürlükler girdiği için işin içerisine hukuk da giriyor ve çevresel, ama sağlığın yerini burada görüyorsunuz. Sağlık tek başına bir hedef olarak gerçekten yüksek bir orana sahip. Yani toplam ekonomik göstergeler toplam %31'lik bir paya sahipken sağlık tek başına %24. Bunu bölgelere ayırdıkları zaman da ülkelerin gelişmişlik seviyesiyle sağlığa verdikleri önemi biraz daha, sürdürülebilir kalkınmada biraz daha değiştiğini görüyoruz. Mesela sağlık tek başına, yani well-being olma hali tek başına Amerika'da %43'lerdeyken bu oranın işte Avrupa'daki bazı ülkelerde %18'e, işte
bu sahra altı Afrika ülkeleri dediğimiz ülkelerde %6'ya kadar düştüğünü görüyoruz. Yani buradaki çalışmalar aslında kişilerin kendisini öznel iyi hissetme hallerinin bulundukları ortam ve coğrafyayla doğru orantılı olarak değiştirdiğini gösteriyor. Bu iyi olma haline ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarını bir model üzerinde değerlendirmiş bu grup aynı zamanda. Bunları da biraz önce bahsettiğim bu Dünya Mutluluk Raporu'nda alınan kriterler üzerinde değerlendirdiği zaman bu gruplamaları, bunun içerisinde de yine gördüğümüz şey aynı şekilde. Sağlık, yani kişi başına düşen milli gelirden, sosyal desteklerden, işte özgürlükten ya da bulunduğumuz toplumlarda devlete, hükümete güvenmenin çok daha önemli. Yani kişinin iyi olma halini en önemli belirleyen etmenlerin başında geliyor. Ben konuşmamı burada sonlandırmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hatice Hocama da tekrar çok teşekkür ediyorum. Sürdürülebilirliği hep sürdürülebilir kalkınma olarak kafamızın bir yerinde not etmemiz gerekiyor. Ve gerçekten sağlık bunun içerisinde çok önemli bu nokta. Bugün sizlerle paylaşamadım. Belki Hatice Hocam bir sonraki toplantıda bunu bir değerlendirme olarak alabilir. Bu raporları okurken gözüme çarpan, benim açımdan çok enteresan, eminim Canan Hocam, Hatice Hocam ve sağlık çalışanları bunun farkındadır ama bu raporda bu sene özellikle bu İskandinav ülkelerindeki COVID-19 yönetiminde, bu SDG'lere ulaşmada İskandinav ülkelerinin yerini Asya ülkelerinin aldığına dair veriler var. Bu da bana çok enteresan geldi. Onların bu COVID-19 pandemisinin yönetimini çok daha iyi yaptığını, bu sebeple de bu mutluluk raporundaki iyi olma halinin o tarafa doğru bir kayış içerisinde olduğuna dair veriler paylaşmışlar. Umut ediyorum ki bir başka toplantıda da onun üzerine konuşma şansımız olur. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz Yeşim Hocam. Sağ olun. Tüm konuşmacı hocalarımıza da teşekkür ediyoruz. Canan Hocam, buyurun, sizin katkı ve katılımlarınızı alalım. Sistemden de sorular var, onları daha sonra ileteyim. Gerçekten çok keyifle dinledim. Önce Hakan Hocam'la kendimizi bir daha aslında sağlıkçı olarak biraz daha mutlu hissettim. Çünkü bizi çok güzel tanımladı. Yani bu dönemde çok çalıştık, evet, ama ekiptik. Ve birilerine bir faydamız dokunuyordu. Bu aslında bizim var olma halimiz herhalde. Tekrar teşekkür ediyorum bu farkındalık için. Işıl Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iş yeri hekimlerimiz üniversitemizde çok özverili, çok dikkatli ve çok güzel çalıştılar. Bu özellikle COVID döneminde. Onlarla COVID ekibimizi yaptık ve her hafta yaklaşık 70 kişiye yakın bir gruptuk. Her noktayı üniversitemizin birlikte değerlendirdik ve çalışanlarımızı gerçekten en az etkilenmeyle bu dönemde geçirmiş olduk. Nazlı Hanım da bize biraz daha beslenmemize nasıl dikkat edeceğimizi hatırlattı. Çok teşekkürler Hatice Hocam. Yeşim Hocam'ın da bizim sağlık çalışanlarına çok farklı bir açıdan aslında çok ilginç veriler sundu. Ama hocam herhalde yine kendi atasözlerimize geliyoruz. Her şeyin başı sağlık diyoruz. galiba böyle demek devam edeceğiz. Sağ olun. Birkaç soru var hocalarım. Bunlardan birisi sistemden geldi. İş yerinde yoğun iş yükü ve iş ile ilgili stresle baş edilememesi durumunda nereye başvurması gerekiyor? Hangi bölüme başvurması gerekiyor kişinin? Hakan Hocam? Şöyle bir açıklama getirmek isterim aslında ben. Başta biraz onu açmaya çalıştım, bu beden ve ruh ilişkisini. Aslında bütün derken kastettiğim şu, beyin dediğimiz şey aslında bedenin hayatta kalmasını sağlamak için geliştirilmiş bir organ. Yani bedende herhangi bir aksama olduğunda ya da bir ihtiyaç olduğunda beyin bunu gidermeye çalışıyor ve bir sorun ya da bir ihtiyaç duygusu yaratıyor.
Dolayısıyla stresle başa çıkamamak demek bedensel dengenin kaybolması demek. Bu bedensel dengenin kaybolması, yani homeostazisin bozulması, aslında hem ruhsal olarak ortaya çıkıyor demin saydığım belirtilerle, hem bedensel olarak ortaya çıkıyor. Yani sadece ruhsal bir belirti vermiyor aslında. Stres uzun sürmüşse bunun iki türlü sonuçları oluyor. Yani biz iki türlü görüyoruz. Aslında tek şey oluyor. Fakat biz iki farklı şey gibi görüyoruz. Biri maddi sonuçları, biyolojik sonuçları. İkincisi de ruhsal sonuçları. Dolayısıyla kişi böyle bir şey hissederse peki nereye başvursun hocam? İlk? İşte hissettiği şey eğer bir mide ülseri ise, stresle başa çıkamadığı için midesinin ağrıdığını düşünüyorsa, tabii ki bir gastroenteroloğa başvursun. Ya da stres dolayısıyla tansiyonun yükseldiğini, sık sık tansiyon değişiklikleri olduğunu düşünüyorsa bir kardiyoloğa başvursun ya da bir dahiliyeciye başvursun. Ama stresten dolayı bedensel bir şikayeti yok fakat kendisini iyi hissetmiyor. Eskisi kadar konsantre olamıyor, hayattan zevk alamıyor. Tahammülünün azaldığını düşünüyor, uykuları bozulmuş vesaire. Yani zihinsel diyebileceğimiz belirtiler yaşıyorsa önce tabii ki psikiyatrik bir değerlendirme gerekir. Ama her zaman böyle olması gerekmez. Yani stres eşittir ruhsal sorun diye düşünmemek lazım. Hocam gene sizinle devam edeyim o zaman, Canan Hocam, Yeşim Hocam müsaade ederse. Deniyor ki iş yeri hekimliğinde birçok rutin taramadan bahsedildi ama ruh sağlığı için rutin bir taramadan bahsedilmedi. Sağlıkçılar için böyle bir tarama önerir misiniz? Önermem tabii ki. Yani çok böyle yapılabilecek, hemen kolay değerlendirilebilecek bir tansiyon gibi, kan sonucu gibi hemen alınabilecek bir sonuç olmadığı için, üstelik çok yaygın bir uygulamada olmadığı için aslında şey de olabilir. Yani yanlış da değerlendirilebilir. Yani işe girerken birinin ruhsal bir değerlendirmeden geçtiğini hissetmesi rahatsızlık verici olabilir. Çünkü kimse aslında aklına toz kondurmak istemez. Herkes midesi ağrıyınca doktora rahatlıkla gider ama depresyon olunca gitmez. Çünkü herkes aklı en önemli hazinesi olduğu için psikolojik bir sonuç çıkmasını da istemez açıkçası. Canan Hocam, bu herhalde sizi ve Yeşim Hoca'yı daha çok herhalde cevaplayacağınız bir şey. Yeditepe Üniversitesi bünyesinde çalışan sağlığı için neler yapılmaktadır? Ben şöyle başlayayım isterseniz. İş yeri hekimlerimizin aslında ve iş sağlığı güvenliği birimimizin bize yol gösterdiği şekilde sağlık, yani tüm çalışanlarımıza onlarla birlikte yaklaşımda bulunup belli kontrollerini yapıyoruz. Zaten tüm çalışanlarımızın biliyorsunuz özel sağlık sigortası var. Onları her anlamda aslında destekliyoruz sağlık ve hastalık açısından. Ama bu iyilik hali için neler yapıyoruz? Aslında güzel şeyler oluyor. Öncelikle spor desteği var üniversitemizde. Çok değişik sporlar uygulanıyor değil mi Yeşim Hocam? Evet hocam, fiziksel olarak hem yogaya başlanıldı, pilatese başlanıldı. Onun dışında tabii ki aktif sporlar, basketbol, voleybol, tenis sporları devam ediyor. Ben kendim de çok kullanıyorum hocam. Bir diyetisyenimiz var ve gidiyoruz. Bize gerçekten biz rektörlük olarak hepimiz gidiyoruz galiba. Bize çok güzel destek oluşturuyor. Nasıl beslenmemiz gerekliliği üzerine o evet. Önemli bir şey. Sosyal aktivitelerimiz aslında çok güzel. Biliyorsunuz hastanede de yine birlikteliklerimiz oluyor. Doğa kulüpte birlikteliklerimiz oluyor. Hafta sonları bir araya geliyoruz. Şimdi aslında bu COVID'den sonra iyileşme döneminde biz çarşamba çayları koyduk. Sizleri de bekliyoruz Hatice Hocam. İnşallah hocam. Çarşamba günü saat 5'te kampüste serenderimiz var. Onun altında toplanıyoruz. Biraz gölge, biraz güneş. Şimdi tabii böyle yaklaşımlar çok çok önemli. Ben Hakan Hocam'a da ekibine de teşekkür ediyorum. Bu dönemde tüm öğrencilerimiz, tüm çalışanlarımız aslında onların psikoterapi grubu var. Ve klinik psikoloji bölümüyle de birlikte, psikologlarımızla birlikte aslında çok ciddi destek oldular. Ve kendisini ben burada tekrar tebrik ediyorum, kutluyorum. Başka hiçbir yerde böyle bir örneği ben duymadım.
Dolayısıyla herhalde bunlar çok çok önemli bir aradalık, bunları hissetmek. Evet hocam, elinize sağlık. Bir soru da Işıl Hanım'a gelmiş. Şöyle, kurumumuzda en çok atlanan rutin taramalar hangileri ve hangi grup tarafından göz ardı ediliyor? Sesiniz kapalı Işıl Hocam. Evet, en çok atlanan rutin düşünüyorum da, yani biz bütün personelimizi davet ediyoruz taramalara. Evet, siz kendiniz öyle, çağırdığınız için öyle bir gap olmadığını düşünmüştüm ben de. Yani öyle özel bir şu hep atlanıyor diyebileceğim bir durum yok. Ama 6 ayda bir muayenesini ve taramalarını yaptırdığımız özellikli bölümler var. Onlar bazen gecikebiliyor. Radyoloji, işte kemoterapi ilaçlarının hazırlayan çalışanlarımız gibi. Teşekkürler Işıl Hocam. Teşekkürler. Nazlı Hanım'a güzel, bence güzel bir soru tabii. Bir soru gelmiş. Sağlık çalışanları atlanan öğünlerle ünlüdür. Aslında iyi bir şey. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz diye sormuşuz. Bence iyi bir şey. Hani çünkü sunumumun sonunda da bahsettim, ne kadar az öğün bizim için o kadar iyi. Vücudun sindirim dışında çünkü çok başka ve çok fazla görevleri var. Ama biz sürekli atıştırıp onu sürekli sindirimle uyardığımız için sindirimle uğraşmaktan kendini yenileme gibi, kendini tamir etme gibi süreçlere çok zaman kalmıyor. O yüzden ne kadar uzun süreli açlık bizim için o kadar iyi. Güzel bir şey bence. Bir de WhatsApp'tan bir soru geldi. Müsilaj sonrası deniz ürünlerine mesafeniz nedir? Deniz ürünlerine müsilaj öncesinde de çok sıcak baktığımı söyleyemeyeceğim. O yüzden olabildiğince kısıtlı tüketiminde, hele ki müsilaj sonrasında da omega 3'ü saplemen olarak desteklemekte fayda var. Çok teşekkürler Nazlı Hocam. Sayın hocalarımın ve sunum yapan hocalarımın katkıları olur mu? Bir çıktı, Yeşim Hoca bütün sürdürülebilirlik toplantıları sonunda bir çıktı istiyor hocam, Canlı Hocam. Onun için bir çıktı olarak ben baştan sona şu aklıma geldi. Buradaki hocaların ve sizlerin ve katılımcıların da katkısıyla sağlık grubu olarak bu konuda programlar uygulanabilir ve devam ettirilebilir programlar yapmak. Ve bunun da çıktılarını takip etmek hep birlikte. Umarım bu da bunun bir başlangıcı olur. Teşekkürler Hatice Hocam. Biz aslında, ben tekrar teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu rankingleri veri sağlarken İpek Hocalar kalite birimi, biz en büyük veriyi sizlerin yaptığı programlardan alıyoruz gerçekten. Gerek beslenme, gerekli sağlıklı yaşam için olan yaptığınız bütün bu seminer dizileri, yani hastanenin çalışmaları bizi çok yüksek bir noktaya getiriyor. Biz bu sürdürülebilirlik kavramını çevreyle başladık, kampüsle başladık. Ama işin gerçekten 5 tane hastanesi olan bir üniversite olarak önemli bir kısmı sizlerin destekleriyle geliyor. Ben kendi adıma tekrar çok teşekkür ediyorum. Can Hocama da tekrar çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu inanılmaz bir kavram. Biz bunları öngörebildik. Hocamın vizyonuyla 3 sene önce başlamıştık. Şimdi bütün dünya sürdürülebilir kalkınma çalışıyor. Bütün dünya hedeflerini o yöne getirmiş durumda. O yüzden üniversitede bunu yapabiliyor olmak gerçekten çok büyük bir keyif ve büyük bir şans bence. Biraz önce hani fiziksel aktiviteden bahsettik. Ben Neslihan Hanım'a da çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü o çay toplantılarımızda bizim çok güzel müzik dinletilerimiz var. Hakan Hocam destekleyecektir. O ruhi açıdan da bize, evet, inanılmaz katkısı oluyor bu müzik dinletilerin. Onlara da çok teşekkür ediyorum, bütün kurumsal ekibine. Biz teşekkür ederiz hocam. Sizlerin desteğiyle bu çarşamba buluşmaları rektör hocamızın fikriydi. Müzik olunca insanları gerçekten birleştirici bir unsur da oldu. Bu müziği yapan arkadaşlarımızı da öğrencilerimizden seçiyoruz. Açıkçası onlar da sizlerin, rektör hocamızın ve katılan tüm hocalarımızın alkışlarını duyunca daha da besleniyorlar. Güzel oluyor. Sayın hocalarım, değerli konuşmacılarımız ve katılımcılar, herkese biz teşekkür ediyoruz o zaman. Ama kapatmadan önce bir ekran resmi alacağım. Katılımcıların da isminin olduğu bir
ekran resmi almak üzere sizi resme davet ediyorum o zaman. Çok teşekkürler. Can Hocam, kapanışı da o zaman siz yaparsanız memnun oluruz. Peki, hep herkese sağlıklar diliyorum. Hep birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar.